Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. At-Taj al-Jami' lil-Usul fi Ahadisir Rasul kitabı hakkında malumot verseniz deptiler. Bu kitap Azhar'da bir damlalardan, şeyhlerden Şeyh Mansur Ali Nasif degen kişini hadis toplamında yazgan kitapları. Bu kişi bu hadislerde uzu topmagan. Belki Sahih Buhari, Sahih Müslüm, Abu Davud, Tirmizi, Nesai'de yani şu 5 kitaptan şu hadislerde terip muhim muhimlerini alohida bir kitap kıyan halas. Yani şu 5 kitaptaki hadislerde terip alohida bir kitap kıyan. Ve bu kitaptaki hadisler hammasi sahih degenemez. Ko'p hadisler onun içinde zayıf. Çünkü o da Sahih Buhari, Sahih Müslim'den başka kitaplarda kelgan hadisler hammasi sahih degani emas. Çünkü bu kişi o olgan hadislerini Tirmizi'den ham olgan, Nasoi'den ham olgan, Abu Davud'dan ham olgan. Ularda ichida zayıf hadisler ham bor aslida. Shuning uchun bu kitobdagi hamma hadis sahih hadis, hammasi olinadigan hadis deb bo'lmaydi. To'g'ri bu kishini qilganlari bu kitobda yaxshiligi shundaki insonlarga ya'ni osonlashtirib bergan. Masalan, Termiziyda yoki Abu Davudda bir bobdan hadisni o'qilsa, ko'p hadislar keladi. Endi bu kishi nima qilgan? O'sha ko'p hadislardan har biridan bitta-bittadan go'yoki olib, shunaqa qilib osonlashtirib bergan. Bu kishining bu kitoblarini o'zimizdagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tarjima qilganlar. Hadis va hayot kitobi mana shu kitobni tarjimasi. U kishi ham o'zi yozmagan buni aslida. Hadis hayot kitobi u kishining mana shu kitoblarini tarjimasi. Demak, o'z navbatida mana u kishini hadis hayotdagi hamma hadislarga ham suyanib bo'lmaydi. Uning ichida zaif hadislari ko'p. Kitob haqida qisqacha ma'lumot ana shu bo'ladi, vallohu a'lam.